Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli Camia TV izleyicileri, öncelikle sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün şükür hakkında konuşacağız. Rabbimiz Allah Teala direkt Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme seslenir. Zümer suresinin 66. ayetinde Belillâhe fe'bud ve kum mineşşâkirîn. Bilakis Allah'a kulluk yap ve şükredenlerden ol. Şükrün ne denli önemli olduğunu gösteriyor bu. Rabbimiz bunu sadece Peygamber Efendimiz'den değil, bütün peygamberlerden istemiş. Onlardan birisi Hazreti Musa Aleyhisselam, Araf suresinin 144. ayetinde Tur-i Sina'da Rabbimiz Allah Teala ile konuşmuş, onu görmek istemiş. Fakat bunun mümkün olmayacağını ama illa görmek istediğinde 143. ayette Allah Teala daha tecelli etmiş. Musa Aleyhisselam görünce bayılmış. Kalktığında Rabbimiz Allah Teala ona şöyle seslenmişti. Kale ya Musa inni istafeytuke alennasi bi risalati ve bi kelami. Ey Musa, kelamımla, ayetlerimle, peygamberlikle seni kullarım için seçtim. Peygamber kıldım seni. Sana ne verdiysem al ve şükredenlerden ol. Bu şükrün mümin için, Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şükrünü nasıl gösterdi? Hepimizin kulaklarına küpe olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettiğimizde hakikaten yüreklerimizi sevindiren, heyecanlandıran Ramazan'ın son 10 gününde o çalışması. Mughire İbn-i Şube radıyallahu anh anlatıyor. Kâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta tevarramet kademâhu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar namaz kılardı, ibadet yapardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki ey Allah'ın Resulü, قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamışken neden bu kadar fazla ibadet yapıyorsun dendiğinde Peygamber Efendimizin cevabı kısa, öz ama bir o kadar da düşündürücüdür. Örnek vericidir. اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا. Şükreden bir kul olmayayım mı? Demek ki namazla şükür arasında bir bağ var. Kulluk ile şükür arasında bir bağ var. Şükür, şükreden kişinin sahip olduğu şeyleri artırır. İbrahim suresinde Rabbimiz Allah Teala 7. ayeti kerimede şöyle seslenir bizlere. Ve iz te'ezzene rabbukum le in şekertum le ezidennekum ve le in kefertum in azabi le şedid. Rabbiniz size şöyle bildirdi. Şükrederseniz size olan nimetlerimi artırırım.
sahip olduklarınız daha çoğalır. Mutlu olursunuz, huzurlu olursunuz, moraliniz yerinde olur. Eğer nankörlük yaparsanız bilin ki Allah'ın cezalandırması şiddetlidir. Şükür kelimesinin zıttı Kur'an-ı Kerim'de efendim nankörlük anlamına gelen kefara kelimesi. Kefara aynı zamanda inkar anlamına da gelir. Şükür insanı Allah'ın rızasına ulaştırırken nankörlük de şükrün zıttı insanı Allah'ın gadabına sebep olur. Şükür cennete ulaştırırken nankörlük Allah korusun kişinin sonunu ateş yapabilir. Öylesine önemli ki Rabbimiz Allah Teala insanların şüphesiz en değerlileri, en kıymetlileri, en üstünleri peygamberlerdir. Peygamberleriyle şükrü bize anlatıyor. Rabbimiz Allah Teala Süleyman Aleyhisselam'dan örnekler veriyor. Neml suresinin 19. ayetinde, bundan önce Sebe suresinde Rabbimiz Allah Teala 13. ayette İ'melû âle Davud'a şükra. Ey Davud ailesi, şükür için çalışın. Demişti Rabbimiz Allah Teala. Hazreti Süleyman Aleyhisselam bunu nasıl anladı? Biraz önce ifade ettiğim Neml suresinde insanlardan, cinlerden, kuşlardan oluşan o muazzam orduyla bir vadiden geçerken karınca vadisinden bir karınca kendi tebaasına şöyle seslendi. Hatta iza atau ala vadin naml qalet namlatun ya ayyuha an-naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Süleyman ve junuduhu ve hum la yeshurun. Karınca vadisinden geçerken karıncaların lideri kraliçe karınca dedi ki ey karıncalar evlerinize girin. Farkında olmadan Süleyman ve ordusu sizleri ezebilir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Allah Teala ona kuş dilini, hayvanlar dilini öğretmişti. Aynı surede bu zikredilir. Onun söylediğini anladı. Tebessüm etti. Onun ardından bir dua yaptı bizim konumuzla ilgili. Bakın duasına Hazreti Süleyman Aleyhisselam nasıl başlıyor. وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعَنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيْ Rabbim, bana, anne babama verdiğin nimetlere şükretme şuurunu, bilincini, kudretini lütfeyle diye dua etmişti. Her şey Allah'ın lütfudur. Mümin, sahip olduğu her şeyin Allah tarafından verildiğine inanır. Bu böyledir. Nitekim bugün sabah kalktığımızda teneffüs ettiğimiz hava için hiçbirimizin bir çabası yok. Dünyamızı aydınlatan 150 milyon kilometreden bizleri aydınlatan, ısıtan güneşte hiçbirimizin bir katkısı yok. Bütün bunlar bize Rabbimiz Allah Teala'nın nimetleri. Rabbimiz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iki yerde İbrahim Suresi, Nahl Suresi'nde ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız buna gücünüz yetmez. Saymaya bile gücümüz yetmez Allah Teala'nın nimetlerini. Her şey Allah'ın lütfudur. Bu Allah'ın bir lütfudur. Niçin verdi bu nimetleri? Bu kadar nimeti niçin verdi? Hazreti Süleyman Aleyhisselam konuşuyor. لِيَبْلُوَن۪ي
اَشْكُرُوا اَمْ اَكْفُرُ Beni imtihan ediyor. Şükredecek miyim? Nankörlük mü yapacağım? وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِي وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ Kim şükrederse kendisi kazanır. Bundan dolayı hem dünyası hem ahireti güzel olur. Kim de nankörlük yaparsa bilmelisiniz ki Allah zengindir, cömerttir. Şükür insanın sahip olduğu nimetleri akar durumuna getirir. Bir nehir düşünün, o nehirden herkes istifade eder, ondan hiçbir şey eksilmez. Kişinin varlığını akar haline getirmesi şükürle mümkündür. Nankörlük mevcudu da kaybettirir. Nitekim bu konuda Rabbimiz Allah Teala bahçe sahiplerini dikkatimize sunar. Kalem suresinin 13'ten 33. ayetine kadar bu konu işlenir. Uzunca bir konu, bizim konumuzla ilgili olması açısından şüphesiz her şeyin şükrü kendi cinsindendir. Malın şükrü sadaka vermektir, zekat vermektir. İlmin şükrü bilmeyene öğretmektir, aklın şükrü öğrenmektir. Zamanın şükrü insanlara faydalı olmaktır. İyi işleri için kullanmaktır, öğrenmeye ayırmaktır. Nitekim Rabbimiz Allah Teala Kalem suresinde Mekke halkına diyor ki inna belevnahum kema belevna ashabel cenne. Allah onları imtihan etti, bahçe sahiplerini imtihan ettiği gibi Peygamber Efendimizi gönderdi. Kadrini, kıymetini bilemediler. Onların dünyalarını, ahiretlerini kurtaracak birisiydi o. Değerini bilenler, ona iman edenler, onun peygamberliğini kabul edenler o günden bugüne övgüyle, iftiharla bahsedilirken ona inanmayanlar kıyamete kadar kötü örnek olarak zikredildikleri gibi ahiretlerde perişan oldu. Bahçe sahipleri bu kişi İyi bir insandı. Güzel bahçesi vardı. Bu bahçenin hiçbir eksiği yoktu. Her yıl son derece verimli hasat alıyor. Ama bir özelliği vardı. Hasat gününde daha evine getirmeden orada miskinlerin, mağdurların hakkını verirdi. Vefat ettikten sonra çocukları bir araya geldiler. Ve aralarında şöyle bir konuşma geçti. Dediler ki yarın gidelim bahçeyi toplayalım ama elle yedhulenha el yevm aleykum miskin ve gadav ala hardin qadirin. Dediler aramıza hiçbir yoksulu fakiri almayalım. Allah Teala diyor ki ama onlar yardım edebilecek durumdaydı. Böyle düşündüler. Bakın daha yapmadılar. Bu şekilde yattılar. Onlar uyuya dursun. Allah Teala o tarlaya rüzgarı gönderdi. فَضَافَ عَلَيْهَا ضَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ Rüzgarı gönderdi. Tarlanın altını üstüne getirdi. Vardıklarında tanıyamadılar. İşlerinden en akıllısı şunu ifade etti. قَالَ اَوْسَدُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ En akıllı olanı dedi ki ben size Allah'ı tesbih edin, malımızın zekatını verelim, fakirlerin hakkını verelim, şükretenlerden olalım demedim mi dedi. Değerli kardeşlerim, biz bir iyiliği yaparken bunun karşılığında bir şey beklemeyiz. Beklediğimiz şey Allah'ın rızasıdır. Lakin bize biri iyilik yaptığı zaman insanlara teşekkür etmek de dini bir görevdir. Talip isen rızayı bariye iyilik yap, bekleme teşekkür. Lakin şükürdür Allah'a, ihsanlara teşekkür. Allah'ın rızasına talip olan iyilik yapar, teşekkür beklemez. Ama
biri iyilik yaptığında da ona teşekkür etmek Allah'a şükretmektir. Nitekim Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifle bitirelim. Men la yeşkurun nase la yeşkurullah Teala. Kim insanlara teşekkür etmezse Allah'a da şükretmez. Şükürle dünyamızı, ahiretimizi mamur etmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Bizlere zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür eder. Allah'a emanet olun efendim.